Ses deneme 1, 2. Başlıyorum. Üniversitede yapmamanız gereken... Ay tetikledim. Intro girdi. Bunu soracağım, bilemedim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilan Polat. Bugün üniversite serimizden devam ediyorum. Üniversitede yapmamanız gereken 5 şeyi sıralıyorum. Arkadaşlar, hukuk fakültesinin kanayan yarası olan ilk maddemi söylüyorum. 1. Okula gitmemezlik yapmayın. Şimdi hukuk fakültelerinde biliyorsunuz ki devam zorunluluğu olmadığı için insana böyle bir rahatlama oluyor ve okula gitmiyor. Yani ben hep öyle yaptım. Bunu önceki videoda da söyledim. Kesinlikle bunu yapmayın. Çünkü bu sizin sosyalliğinizi kesinlikle etkiliyor. Okuldan ve okul hayatınızdaki sosyal çevrenizden uzaklaşmanızı sağlıyor. Onun için lütfen okula gitmemezlik yapmayın. Devam zorunluluğu olan bölümlerde de devamsızlık hakkınızı çok iyi kullanın. Evet, ikinci maddemi söylüyorum. Herkesi dost sanmayın. Hadi diyelim ki iyi bir dost buldunuz, ona da körü körüne bağlanmayın. Lisedeyken belli bir grup arkadaşımız var. Belki annelerimiz arkadaş, belki babalarımız, aynı koşullarda büyüdük, ilkokuldan birlikte geldik vesaire. Üniversite tamamen bütün dünyadan, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadan insanların olabileceği bir alan ve her kesimden birileri var. Onun için birçok farklı insanla karşılaşacaksınız. Herkesi kendiniz gibi bilmeyin, herkesi dost sanmayın. Yüzünüze gülüp arkanızdan iş çeviren çok olacak. Çok iyi olan, yani çok sevdiğiniz, gerçekten kendiniz gibi bulduğunuz, aa her şeyimiz çok iyi dediğiniz insanlar da olacak. Onlara da sıkı sıkıya bağlanmayın. Tamam, çok güzel dostluklar kurdunuz ama sadece onlar varmış gibi davranmayın. Bu da sizin sosyalliğinizi kötü yönde etkileyecek ve sadece o arkadaşınızla olmuş olacaksınız. Onun için olabildiğince insanlara minimum düzeyde güvenerek birçok arkadaş edinerek hayatınıza devam etmelisiniz bence. Şimdi üçüncü maddeye geçiyorum. Bu benim en büyük tavsiyem, kesinlikle tek kişilik odada kalmayın. Ben bir sene yurtta kaldım ve tek kişilik odada kalabilecekken tek kişilik odada kalmak istemedim. Hem tek başıma yatmaya korkuyordum, şimdi bunu söylesem bilemedim. Hem de gerçekten hayatı öğrenmek istedim. Sonuçta liseye kadar annemizin evindeyiz ve birçoğumuz ana kuzusu şeklinde büyüyoruz. İşte annelerimiz ne desek yapıyor vesaire. Ama üniversitede farklı bir dünyadayız. Artık kendi ayaklarımızın üstünde basmaya başlıyoruz. İş hayatı öncesinde bir hazırlık gibi düşünün üniversiteyi ve burada farklı biriyle kalarak, aslında birilerine maruz kalarak bir şeyleri tolere etmeyi öğreniyoruz bence. Mesela benim oda arkadaşım gerçekten çok tatlı bir kızdı. Çok da severim kendisini ama biz hiç anlaşamıyorduk. Çünkü ben acayip üşüyen bir insanım. Çok sıcak seviyordum. O da kışın bile kısa kolluyla dolaşan bir kızdı. Çok soğuk seviyordu. Mesela gerçekten ikimize çok zorlandık ve bence biz birlikte kalarak birçok şeyi tolere ettiğimizi düşünüyorum. Yani beni de onu da bence hem evliliğe hem iş hayatına çok güzel hazırladı. Onun için en büyük tavsiyem birilerine maruz kalın. Kendinizi birilerine maruz bırakın ve tek kişilik odada kalmayın. Dördüncü maddem. Lütfen kötü alışkanlıklar edinmeyin. Şimdi üniversiteye geçince artık yaşımız büyüdü, 18'imize bastık, annemizden babamızdan bağımsızız, böyle kendimizi bir havalı sanmalar ister istemez insanı kötüye itebiliyor. Bir de anne baba kontrolüne alışmışsak ve şu an özgürsek yanlışa sapabiliyoruz. Lütfen havalı gözükeceğinizi düşünüp sigara, alkol, kumar, iddia bu gibi şeylere kapılmayın. Yani çok oldu çevremizde böyle şeylere kapılıp kaybettiğimiz diyeceğim. Gerçekten kaybettiğimiz arkadaşlarımız çok oldu. Gün be gün eridiklerini yani kendi gözümüzle gördük. Lütfen böyle şeyleri havalı bulmayın. Ortamda havalı olmak için, işte bir yerde var olabilmek için sigaraya, alkole, iddiaya, kumara bulaşmayın. Beşinci maddem de en az dördüncü maddem kadar zararlı. Lütfen kredi kartına bulaşmayın. Yani bu olacak muhtemelen ama şöyle bir şey var bence. Lisedeyken yine bu da işte bu maddelerin çoğu liseden çıktığımız için bize zor gelen maddeler. Lisedeyken öyle çok kredi kartları, özgürlük vesaire olmadığı için üniversite hayatına geçince bocalamalar yaşıyoruz. Bir kez her banka üniversite öğrencisi bir kredi kartı veriyor ve sen olabildiğince o borcu ödeyememek üzere borçlanıyorsun. Paranızı idareli kullanın, kredi kartı borcunuzu olabildiğince minimuma indirin. Bu arada bunun maddiyatla hiçbir alakası yok. İnanın babanızın durumu olsun olmasın kredi kartı batağı var. Ben kaç kez girdim bilmiyorum yani, sürekli babama baba bir daha yapmayacağım ama lütfen bir kez sen öder misin modunda devam ettim. Çünkü para harcamayı bilmiyorsun ve sanki o bedavaymış gibi geliyor. Buraya düşmeyin lütfen. Kredi kartınız tamam olsun ama paranızı idareli kullanın. Böyle aklıma gelenler bunlar. Yorumlara yazın sizce
mezun olanlar özellikle üniversitede yapmamamız gereken ve yapmamız gereken şeyler nedir? Yorumlarda da açıklayıcı olalım. Gençlere yol gösterelim. Böyle gençler, bitti. Kapatamadım. Nasıl kapatıyorduk ya? Başka videolarda. Evet. Başka videolarda, daha da eğlenceli, daha da güzel videolarda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha iyi videolar diyorum. Neden? Çünkü her yorumunuzla videolarımız daha da güzelleşiyor. Onun için bu kanalı birlikte büyütmeye davet ediyorum hepinizi. Kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.